Şu bilete bir bakıver. Yok iş ya. Amorti de yok mu? Yok ha. Piyango numaralarını yazan bir gazete versene bana. Cabbar bugünlerde çok değişti ya. Hemşerim. Papazın bahçesine kaça götürürsün kardeşim? 3 liranızı alırım. Çok para. Peki sen ne verirsin hemşerim? 75 kuruş. Papazın bahçesine 75'e gidilir mi be? En son ne vereceksin kardeş? 75 kuruş. Git lan. Bak hele. 2,5 verin, atayım sizi oraya! 2,5 yahu, 2,5!
Atçı geldi. Bulamamışlar seni. Üç güne kadar ödemezse parayı gelir atı alırım dedi. Bakkal da para istedi. Elçi Ali Osman emmi geldi. Pamuğa ırgat topluyorlar. Gidecek misiniz dedi. Cemile'nin yarın mektebi var. İmtihana girecek. Kızın giyecek ayakkabısı yok. 1 lira da harçlık versen iyi olur. Bütün kazandığım para bu. 8 lira 75 kuruş. Kabarıyor Fatma bacı. Cabbar da hiç görünmüyor bugünlerde. Gece gündüz hiç durduğu yok. Gene de elimize bir şey geçmiyor. Arabayı değiştirsin. Kimse binmez o eski arabaya. Selamet, 1-2 güne kadar da borcunu kapatsın. İnşallah. Babanız gitti mi? Gitti. Arkadaşlar, şimdiye kadar biliyorsunuz ki bütün yollar ve caddelerimizi kapatıyorlar. Ez de suyunu iç. Biz arabacılar... Lan ne biçim şans be bizimkisi. 10 senedir bir kuruş bile çıkmadı. Haklarımızı almak için... Ya iyi bak şuna be, belki vardır. Yok kardeş, iyi baktım, yok. Amorti de yok ha. Hiçbir şey yok. Evet. Ne bir de listeye bakalım. Belki gazete yanlıştır. Biz işimizi sağlama bağlayalım da. Biz mapustayken Maraş'ta durmuş Ali vardı rahmetli. O da senin gibi meraklıydı bilete. Benimkisi merak değil. Bir umut kapısı. Belki 3-4 bin lira vurur da borçtan kurtulurum. Gırtlığa kadar borçluyum. Günde elime 15 lira geçer anca. Bundan ben borç mu ödeyeyim, başımdaki nüfusa mı bakayım şaşırdım.
Sen beni dinlesen bu işten kurtulur ya, dinlemiyorum. Seninkisi büsbütün hayal. Okuyup yükselmeyle definem bulunurmuş. Lan kardeşim, bu toprağın altı safi altın, gümüş, parayla dolu. Alet olmayalım arkadaşlar. İki torba kepek. İki torba kepek ver. Hesap gittikçe kabarıyor Cabbar efendi. İşler kesat. Araba da eski, pek millet binmiyor. Anca tencere kaynıyor evde. 95 lira oldu. Yüzü geçerse bir daha bir şey vermem sana. Yine dalmışsın Hasan'a. Hasan'a defineleri düşünüyor. İyi, dalganızı geçin siz. Lan, bu toprakların altı asarı antikayla dolu. Para dolu, altın dolu, gümüş dolu. Ah ah, bir param olsa. Milletin gibi para dolu. Kör karanlığın bir vaktinde birinin gırtlağına çöktün mü, tamam işte. Yok ya. Bizim soygunculukla işimiz ne? Tamam Cabbar'a. Eline sağlık. Borcumuz ne? 15 lira ver yeter. Lan Allah'tan kork be. Ben 15 lira alıyor muyum günde? Sade malzemesi 12 lira tutuyor, Allah Kur'an çarpsın. Al 5 lirayı, 10 lirayı da sonradan veririm. 45 lira da eskiden vardı. Kaçtık mı yoksa borcumuzu inkar mı ettik? Kızma be Cabbar'a, söyledik işte. Ne biçim iş lan bu? İki saat bununla mı uğraştın ha?
Do you study English? Yes. Yes, I am. The answer is wrong. It must be yes, I study English. How tall are you? I am 40 years old. Yanlış. Yaşına değil, boyunu sorduk sana kızım. Baban ne iş yapar Cemile? Arabacıdır efendim. Kaç kardeşsiniz? 5 kardeşiz hocam. Cemile çalışmamış. Ne yapacağız seninle Cemile? İkinci soruyu da bilemedi. Bir soru daha soralım. Soralım. Why didn't you study? Selamünaleyküm. Aleykümselam sana kardeş. Ne yaptın yine? Cabbar kardeş. Cabbar kardeş. Nasılsın ya o Cabbar kardeş? İyi diyelim, iyi olalım. Halimiz belli. Belediye arabaları kaldıracakmış, doğru mu? Bizimkisi gibi eskileri belki. Yenileri kaldıramazlar. Adamın iyi atı, iyi arabası olsa. İyi at, iyi araba para işi kardeş. Paran olunca her bir iş iyi olur. Paran olunca kebap yen, paran olunca tatlı yen, şarap içen, iyi yataklarda yatarsın. Parası olunca adam kuvvetli olur. Parası olunca adamın evi avradı olur. Evinde tenceresi kaynar, çocukları olur. Paran olmadı mı iyi de, dünyada senden kötüsü, senden pisi yoktur. Her yerden kovarlar seni. Fakirin yüzü soğuktur. Niye soğuktur Cabbar kardeş? Parası yoktur da ondan. Mesela kış gününde, en soğuk vaktinde cebinde paran olsa üşümezsin. Hamamdaymış gibi terlersin. Ama ve lakin para olmadı mı yaz gününde üşürsün. Neden? Çünkü para adamı sıcak tutar. Sıcak. Senin bu atlar paran olsa iyi yem yerler. Paran yok, gariplerin iskeleti çıkmış. Açlıklarından ölecekler. Bir hoca buldum Cabbar kardeş, bir hoca ki sorma. Adamı görsen evliya bellen. Adam bir okuyup üflese, defineyi elimizle koymuş gibi bulacağız. Lakin okuyup üflemesi için paraya ihtiyaç var. Şöyle 500-600 gramız olsa Cabbar kardeş yok mu? 10 gün sonra en zenginlerden zengin... Bu hayalle kafanı bozmuşsun Hasan kardeş. Ne hayali deli, bu en birinci hakikat be. Lakin para yok. Bir gün beni paşa gibi görürsen hiç şaşma.
İkinci bile kibrit. Lan araba gitti. Beğendin mi lan yaptığını? Mahvettin arabayı. Boyasını katliyen tutturamazlar. Lan araba başıboş bırakılır mı? Ne diyorsun lan sen? Atı öldürdün hala boyadan mı bahsediyorsun? Dürcü! Polis! 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 Akşam olmak üzereydi. Arabamı park etmiş, Sun sinemasının gölgesinde bekliyordum. Sigaram bitmişti, sigara almaya gittim. Araba başıboş olunca atlar rüktü tabii. Karşıdan da bisikletli gelince adama çarpmamak için... Komiser bey... Kes lan! Ben bilirim arabacı milletini. Bütün kazaların sebebi bunlar. Bir dakika komiser. Kes lan! Kabahat sizde değil, belediyede. Kaza sizde, pislik sizde, kaldırmadılar ki kurtulalım. İyi ama komiser bey, benim atım öldü. Arabanı boş bırakırsan, tabii ölür. Park yeri miydi orası? Değildi, gölgeydi. Her gölgede durulur mu lan? Komiser bey, idare edin. Barışalım, fakirdir. Gariban ne olacak? Affedin de... Bak, beyefendi acıdı da sana davadan vazgeçti. Ben davacıyım. Kes lan! Zaten size iyilik yaramaz. Adamın arabası ne hale gelmiş görmedin mi? Bir defa park edilmeyecek yerde arabanı bırakıp kazaya sebebiyet verdiğin için suçlusun. Adamın boğazına da sarılmışsın. Bunların hepsi suç. Benim atım öldü komiser bey. Hala konuşuyor be. Atın şunu dışarı. Çabuk. Komiser bey. Komiserden başlatma lan. Hadi. Ne yapacaksın şimdi Cabbar? Bilmiyorum. Eski ağalarımıza gitsen. Seyfi Bey'e gitsen. İyi adamdır. 9 sene yanında çalıştım. Belki yardım eder. Ne der mi? He ya. Dün akşam atım öldü beyim. Seninki nerede? Şurada.
Kızım bira getir. Amma da uzun sürdü be. Atımı ne örmüş? Borç para istiyor. İçer miydin? Zar kimdeydi? Ben de. Demin sen pencüde oynadın. Ha. Otobüs. Cabbar'ın atına otobüs çarpmış ölmüş. Bizim verdiğimiz at mı? Bizim verdiğimiz at baba. Cabbar'ın bize 950 lira borcu var. Cabbar bu parayı bize ödeyemez. Bir selam gönder bakalım ne diyecek? Gönderelim. Lakin ödeyemez. Cabbar'ın atı ölmüş. Öbür ata da Kazım göz koymuş. 98 lira borcu var bana. Atları giderse borcunu ödeyemez Cabbar. Ödeyemezse ben de bilirim ona yapacağımı. Atım öldü beyim. Şöyle 500-600 liralık bir at alsam vaziyeti kurtarırım. Yoksa çor çocuk aç kalırız. Kusura bakma, durumum müsait değil. Yoksa verirdim. Canın sağ olsun beyim. Ne diyor bu herif yahu? Yarım saattir ne masal anlatıyor? Atımı ne ölmüşmüş? Borç para istiyor. Aman atından bize ne? 55 lira da bize borcu var. Lan oğlum geç Cabbar'ın evine de borcunu versin. Aç. Lan Cabbar ne istiyorsun? Atım öldü Tahir ağam. Sana geldim. 500 liralık bir at alsam şimdilik işimi görür. Bana ne lan atın öldüyse ben mi sana şehre git dedim? Şehirde adamın atı da ölür her bir şeyde. Hadi geç şehir senin karnını doyursun. ...80 lira, ne eşek kafayım ben! Lan bu herifin nesini alırım ben? Kızını alırsın. Atım öldü Hamidem. Kaç gündür borç para arıyorum. Yanlarında çalıştığım bütün ağalara beylere gittim... ...kimse bir kuruş vermedi. Son umudum sensin Hamidem. Vallahi oğul, bizim işler de kötü. Bir atım var, o da kumda çalışıyor. Şu arabanın atı öldü, ona bile bir at alamıyorum. İstersen gel kumda çalış birkaç gün. Sen bilin. Get lan 25 kuruşluk tuzağı. Beraber gidelim. Karpuz alalım mı? Bu parayla vermezler ki gidip tuz alalım. Bisiklet. Al oradan bir tane işte. Thank you.
verdim tuzansın diye soyka gidip bisiklete binmiş o parayla. Gel bakayım oğlum. Bu avrat anasını döv daha. Şimdi ben de onu döverim. Şımart şımart. Zaten hep senin yüzünden. İnsan baba olur da bir günden bir güne bu çocukları döver. Bunların yüzünden dertlere düştüm. Dertlere düşesiceler. Bir değil iki değil kıran kadar var. Allah canımı alsa da kurtulsa. Git yine bisiklete bin oğlum. Bu 25 kuruşla da tuz al. Tamam mı? Bisiklete binecek ha? Kurban etmem mi? Ver lan o 25 kuruşu. Ver. Bir daha bisiklete binersen ayaklarını kırarım. Ver o parayı. Ver diyorum. Yoksa kırarım bir yanını. Ver. Yüz verme bu kadar çocuklara. Sen bırakıp gidiyorsun, ben çekiyorum kahırlarını. Bıktım artık. Başımı alıp gideceğim vallahi. Heh, uğraşamam artık. Dertlere düşürdüler beni. Dertlere düşerler inşallah. Hızlı kahri geber. Lan intizar etme çocuklara. Zaten yeteri kadar başımız dertte. İnşallah hepsi ölür. Hepsi ölür ve ben de kurtulurum. Lan intizar etme. Ederim. 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 Çocuklar ölür yine sen öl dahi. Hepiniz ölürsünüz inşallah. Hepiniz. Hepiniz. Bakın yeter ölürsün. Kızdırma kafamı. Kız sen ne olur yani. Kes artık kes. Kesmiyorum işte. Kes diyorum. Tokat atan ellerin kırılsın inşallah. Yürü kız. Seslen. Hadi gidip tuz alalım. Hem de bisiklete bineriz. Anam döver bizi. Hayır dövebilemez. Babam da onu döver. Süslenin. Ne oldu senin imtihanın? Yarın belli olacak baba. İyi. Süslenin lan.
Ben senin yerinde olsam satarım arabayı atı. Para vermezler. Borcumuzu bile karşılamaz. Bir at alabilsek, hiç olmazsa geçimimizi temin ederdik. Ele muhtaç olmazdık. Araba eski. Kimse bilmiyor. Belediye zaten kaldıracakmış arabaları. Eski arabaları topluyorlarmış. Benim bir fikrim var. Sen neden bilmem. Satılacak şeyleri götürsem bit pazarına. Ne var ne yok satsam, bir at alsam. Sen bilin. Satmayacağım, vazgeçtim. Hadi 100 lira olsun. Satmayacağım. Hadi 120 lira olsun. Ya olmaz. Al malını da yürü. Bir gazoz versene ağam. Vurma! Etme! Kurban olayım!
kardeş. At nerede Fatma? Araba nerede? Götürdüler. Kim götürdü? Alacaklılar. $950 lira ben isterim. Tam 180 lira borcu var. 98 de bana. 55 de bana. Satıyorum abi. Selamun aleyküm. Hadi 1000 lira veriyorum. Ver gitsin. Ver. Ayrını ver. Hadi al. Nasıl satarsınız benim arabamı? Borcunu verseydin satmazsınız. Yediğin içtiğin haram olsun Halli. Baban gece gündüz uykusuz çalışıp çabalasın. Sen okuyasın diye sen sınıfta kal. Yemeyelim, içmeyelim. Sana defter kalem parası yetiştirelim. Sen sınıfta kal. Geber. Senin bilet gibi. Şarabından içeyim mi Cabbar kardeş? Buyur. Sıkıntıdan öleceğim kardeş. Hocayla konuştum. Hoca bir umman ama ve lakin para yok. Bir paramız olsa Cabbar kardeş. Senin şu arabanı, atlarını satsak. Kafanı çalıştır Cabbar kardeş. Define Ceyhan Irmağı'nda iki köprü arasında bizi bekliyor ya. Benim ne atım var ne arabam. Alacaklar sattılar. Yapma ya. Vah. Hiçbir şeyim kalmadı. Bir tabancam var, ona da kimse para vermiyor. Tabanca mı? Cabbar kardeş. Cabbar kardeş, bu tabancayı istersen bizim hayatımızı kurtarır. Nasıl mı? Zenginlerin mahallesine gitsek, gözümüze kestirdiğimiz birini soysak ne dersin? Git lan, dellenme. Lan kafanı çalıştır. He? Yok, tövbe de. Lan seninki gibi bir tabancam olsa bir dakika durmam. Var mı lan başka çare? Yok. Yakalarlar bizi. Kim yakalayacak? Bu yoklukta mapusa düşersek çor çocuk rezil oluruz. Kimse yakalayamaz. Kim tanır bizi? Kimse tanıyamaz. Zenginlerin mahallesine gideriz. Onların cebinde her daim para olur. Senin tabancayı çekmene bakar. Bir çektin mi heriflerin korkudan dudakları yarılır. Zengin kısmının canı tatlı olur. Hiç kurşun yok. Kardeşime bak sen. Kurşuna acet kalır mı? Zenginler paralı ve korkak olduğundan sen daha tabancayı çekerken teslim bayrağını çekerler. Olsun bitsin. 300-500 vurduk mu hayatımız kurtulacak deli. Hemen Hüseyin hocayı buluruz. Hoca deyip geçme. Bu nefesi keskin bir hocadır. Bir hafta sonra defineyi elimizde koymuş gibi buluruz. O zaman gel keyfim gel. Sen güzel bir arabayla iki at alın. Ben de güzel bir avrat çekim kendime. Bir hedesen. Bir hedesen hayatımız kurtulacak lan. Hasan kardeş, gel bu
Cebinde ne kadar para varsa çıkar. Yoksa tabancası var vurur seni valla. Çıkar paraları. Çıkar diyorum. What did you say? Ulan bu herif gavur. Bırak şimdi fang fing fongu. Paraları çıkar. Paraları. What? Para. Para diyorum. Para. Anlamadın mı? Para. Lan dem. Yüzüne ne oldu? Kavga mı ettin biriyle? Ne o? Tabancayı satamadın mı? Arkadaşlar! Yürüyüşümüzün amacı hak ve hukuklarımızı korumak içindir. O haklarımızı birlik ve beraber olursak alacağımıza eminim. Biliyorsunuz ki her zaman için bizim ekmek kapılarımızı kapatıyorlar. Buna rağmen biliyorsunuz ki her zaman için bizler bununla mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi, haklarımızı alıncaya kadar devam ettireceğiz. Birlikten kuvvet doğar. Biz de birleşelim arkadaşlar. Arabalarımızı kaldırmak istiyorlar. Fakat bu kadar insanın neyle doyacağını sormuyorlar. Bu arabalar kalkarsa ne yaparsınız? Sorarım size arkadaşlar. Arkadaşlar, hepiniz beni can kulağıyla dinleyin. Biliyorsunuz, memlekette bir sürü işçi aylak geziyor. Onlar yetmiyormuş gibi bir de bizim işimizi elimizden alarak bizi de onların arasına katıyorlar. Cabbar'ı gördün mü ağam? İleriye doğru fakat gitsin. Sonunda bilsinler ki bu isteklerinde hiçbir zaman nail olamayacaklar. İdare heyeti yürüyüşe karar vermiştir arkadaşlar. İnşallah istediklerimizi alacağız. Sen yürüyüşe katılmıyor musun Cabbar? Benim arabam yok emmi. Arabamı ve atımı sattılar. Ben de bu bayrakla katılıyorum. Bayramın da atı ölmüş, o da gelemiyor. Sağlık olsun Cabbar. Sağlık, sağlık. Hepimiz için hayırlı olur inşallah. Lirayla olur mu iş? 340 lira mı? Olur mu? Yeter mi bu para? İyi para, çok para. Esnaf mı var mı bu kadar para? Var ya. Hüseyin Hoca'yı bulmalıyız. Kubil, yürü, ne duruyorsun yürü. Bu define Ceyhan Irmağı kenarında, iki köprü arasında. Lakin tam yerini bilemiyorum. Hoca biliyor mu? Onun cinleri, perileri, melekleri var. Okuyup üfledi mi tamam, sana hemen söyler yerini. Kaç defa niyetlendik ama ve lakin para tedarik diyemedik. Amin. 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 Ya bulamazsak? Kardeşime bak sen. Bu hoca bildiğin hocalara benzemez.
Hoca Efendi tenha ve sakin bir yer istiyor. Bizim ev var. Nedir senden çektiğim be? Bizim ekmeğimiz bize yetmezken bir de bunları ortak ettin. 3 gün oldu hala mır mır dua ediyor. Mır mır ne demek lan? Tövbe de. Bu derin bir hocadır. Şimdi bütün cinleri perileri seferber etmiş, onlardan haber bekliyor. Belki de define yerin çok altındadır. Derin olunca yerini bulmak zahmetli olur. İyice bak oğlum, suyun içinde ne görüyorsan bana söyle. Çekin mi oğlum, suyun içinde ne görüyorsan bana söyle dedim. Definenin yerini görmesin diye çocuğu korkuttular. Yapma ya. Ya. Allah Allah. Görüyor musun oğlum? Kuru ve ince dallı bir ağaç. Kuru bir ağaç oğlum, korkma. Hiçbir şey görmüyorum. İyi bak oğlum, kuru bir ağaç göreceksin. Kuru ağacın altında 2 taş olacak. Taşlardan biri siyah, biri beyaz. Siyah taşın üstünde bir beyaz leke olacak. Ya kardeş, bizim çocuklar derlenip mellenmesin. Bu sumu davası aklını karıştırır adamın. Bak sen kardeşime be! Dellenmek olur mu hiç? Bu hoca delileri bile iyi eder. Kardeşimin düşündüğüne bak sen. Şeytan taifesi çocuğun aklını çeliyorlar. Ben görüyorum, çocuk görmüyor. Define beyaz ve siyah 2 taşın arasında. Bir mezarlık büyüklüğünde bir yerde. Kurumuş bir ağaç var onun altında. Bu ağacın sağında bir ırmak var. Var, doğrudur. Sağından Ceyhan ırmağı akar. Çocuğun görmesi şart mı yani hoca efendi? Şart. Hoca efendi işi sağlam kaza bağlamak istiyor. İyi bak bakayım oğlum, ne görüyorsun? Ağaç maaş yok mu? Hadi sen ananın yanına git. Ya kardeşim, madem ki bu define Ceyhan Irmağı üstündeki 2 köprü arasında, gidelim kuru ağaç gördük mü kazalım altını. Hocaya danışalım. Danışalım? Bu suya bir de biz baksak mı? Bizim aklımızı şeytan çelebilir mi ki?
Kardeşime bak sen. Bu şeytan milleti acayiptir. Hatice baksın. Bir deneyelim. Deneyelim. Suyun içine dikkatlice bak yavrum. Ne görüyorsan korkmadan söyle kızım. Ne görüyorsan söyle kızım. Çinko var. Evet, başka? Sarımsak var. Başka ne var? Boncuk var. Başka ne var? Nal var. Daha başka? Patik var. Patik mi var? Evet. Etrafına bakma, suya bak. Yahu kardeş, bu define bizim ayağımıza kadar gelmesin. Yakınımıza filan olmaz. Yakınımızda mı? He ya. Mesela evin civarında. Yok yahu, ben iyi biliyorum ki define iki köprü arasındadır. Yapma ya. Ya ya. Allah Allah. Ha. Ne yapıyorsun Cabbar kardeş? Lan oğlum, define Ceyhan Irmağı'nın kenarında, burada değil, orada. İki köprü arasında. Üstünde soğudu. Define mefine diye bütün gece ortalığı kazdın durdun. Ondan oldu hep, soğuk aldın, geber. Geberseydin keşke. Bir gün rahat huzur yüzü göstermedin bana. 16 sene oldu, bir güzel gününü görmedin. Görmedin biliyorum. Lakin bundan sonra göreceksin. Ha. Bu hoca çok derin bir hocadır. Defineyi mutlaka bulacağız. Lan avrat. O vakit gün de göreceksin, sefa da süreceksin. Çektiğin bütün acıları unutacaksın. İyi yemekler yiyeceğiz, et yiyeceğiz, baklava yiyeceğiz, güzel elbiseler giyeceğiz, güzel arabamız, güzel atlarımız olacak. Bunların hepsi hayal. Defineyi kim kaybetmiş ki sen bulasın? Bulacağız avrat, biz bulacağız. Bulacakmış. Ölme eşiğim, yaz gelsin. Oho, siz buluncaya kadar. Ya hocaefendi, bu define esrahtan bu sarımsakla sobanın altında olmasın? Tövbe estağfurullah. Hey,
nasıl oldun Cabbar oğlum? Ellerinden öperim hocam, iyiyim sayende. Yarın yola çıkıyoruz. Yarın mı? Definenin yerini bulduk mu? Bulduk sayılır. Nerede? Kendini toparla da çarşıya çıkalım. Alat, edevat lazım. Kazma kürek falan filan. Başüstüne. Hadi bakayım. Sen kalkma, otur, otur. Ben sana demedim mi avrat, bu hoca derin bir hocadır. Kafanı çalıştır. Çocukları da topla, nasılsa son günümüz bugün. Çarşıya çıkıp alat edevat alırız, hem de bir güzel kebap yeriz. Çok yakın bir vakitte de zengin oluruz artık. Deme yahu. Ah Allah'ım, sen büyüksün. Bu kurşunları almakla iyi ettik. Hava kötüledi, yağmur yağacak galiba. Yağmur iyidir oğlum, berekettir. Hey, geç yerine, hadi. Ne, ne yapıyorsun? Yapma, yapma. Yağmur yağacak. Bu gece dışarıda yatmasak, içeriye alalım yatakları. Hadi. Çocuklara eksikliğimi belli etme. 40 lira bırakıyorum size. İdare edin. 10 gün dişinizi sıkarsanız ferah ederiz. 10 gün. 10 gün gelmeyeceğim demek. 10 gün filan sonra zengini savrat. İnşallah. Amma da yağmur yağıyor. Yağsın. Arkadaşları uyandırayım. Demek 10 gün gelmeyeceksin ha? Eskiden de giderdin. Günlerce, aylarca gelmezdin. Hasret kalırdım sana. Hasretlik çok zor Cabbar. Eskiden giderdik, çıplak dönerdik. Ama şimdi zengin döneceğiz avrat. Allah! Sen yüzümüzü güldür. Bir arabayla bir at. Bana acımıyorsan bu çocuklara aç. Biz çok çektik bari, çocuklar çekmesin. Çocuklar. Olsun, boş ver. Yok. Hadi, hadi Cabbar. Sen kardeş. Sen de bir evlat. Şeytan aklıma girdi. Uyku tutmadı gözümü. Lakin bir şey yok.
Su çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Çukuru kapat, gidiyoruz. Eşiğine göre. Şu ikisini alalım ha. Tamam mı? Alalım alalım. Tamam. Kaç para? Kolay canım. Eğer alıcıysanız anlaşırız. Biraz su ver. İyi para, iyi. Güleş var, birinci gelene 500 lira veriyorlarmış. 500 lira mı? Çok para be. Çok para dur. Al hocam bir şey ver. Vallahi iyi para. Hasan kardeş, burası Ceyhan Irmağı değil mi? Define buralarda ha? Burada. İyi. İyi ya. Burası Ceyhan Irmağı. Burası Misiz Köprüsü, burası Ceyhan Köprüsü. İşte define bu iki köprü arasında. Orada bir kuru ağaç var, define kuru ağacın altında. Kuru ağacın altında. Bastığımız toprağa dikkat et. Şimdi define odutları dahilindeyik. İşte Misiz Köprüsü. Şimdi ırmak boyunu takip ederek Ceyhan Köprüsü istikametinde ilerlememiz icap ediyor. Hadi. Ya Hoca Efendi.
efendi. Neredeyse Ceyhan Köprüsü'ne varacağız. Ne ağaç gördük ne de bir şey. Gel bana oğlum. Hele şu tepeye bak. Ağaç mağaç var mı? Hasan kardeş! Ağaç! Vur ağaç! Hasan kardeş vur ağaç orada! Vur ağaç! Vur ağaç! Hoca efendi vur ağaç! Hasan kardeş! Hasan kardeş vur ağaç! Vur ağaç Hasan kardeş! Vur ağaç! Karadaş burada! Beyaz saç nerede? Beyaz saç! Beyaz saç! Girip temizlenip abdest alalım. Sonra 101 tane beyaz taş toplayıp getirin bana.
Dikkat etmek lazım oğlum. Define her kılığa girip kaçabilir. Karınca olur, böcek olur, yılan olur, kuş olur. Defini kaçarken fark edip de ona dokunursan derhal altına keser. Aslı neyse ona döner. Cabbar. Uyuyamadın mı oğlum? Defineyi bekliyorum hoca efendi. Cinler periler kaçırmaz. Gelirken 40 lira bıraktım eve. Çorun çocuğun nafakasını kaptırmayalım kimseye. Uyusan iyi olur oğul. Sabaha çok işimiz var. Biraz peynir, biraz da zeytin al. Soğan, üzüm filan. Bir de bak etrafına bizden haberdar olan var mı? Şüphelendirme kimseyi. Sen hiç meraklanma hoca efendi. Hadi yolun açık Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Yarım kilo peynir, yarım kilo zeytin. Bir kilo üzüm, bir kilo da soğan. Bir şişe de şarap. Mahlukatı her kılığa sokabilir. Kuş olur, uçar, yılan olur, kaçar ama bu olamaz. Peki, kuş olup kaçsa nasıl tutarız hoca efendi? Tabancayla vursa? Kuş olup uçsa, sen de vursan, eğer o kuş definiyse gökten yağmur gibi altın yağar başımıza. Ya. İyi iyi. Tabancayı yanımıza alalım. Tedbiri elden bırakmayalım hoca efendi. O diye sen ey kimler dogor diye ama...
şey var mı hoca efendi? Ben bu cebbardan korkmaya başladım. Hayrola? Bir taş bulmuş bizim define olmasın dedi. Baksana tabancasını yanına almış. Define kuş olup uçarsa vuracakmış. Bana bak hoca efendi. Bu bizim fakir dellenip mellenmesin sakın. Kaldım, merak ettik. Eşeklere 40 liradan fazla vermediler. Köyde ekmekten başka bir şey bulamadım. Karpuzları da tarladan kopardım.
Ne oldu? Ne çıktı? Su çıktı. Hep su çıkıyor. Bir ay oldu. Nereyi kazdıksak hep yılan çıktı, su çıktı. Eve 40 lira bırakmıştım çıkarken. Çoğu çocuk açtır şimdi, aç. Fakirim tam oynattı. Defineyi bulursak aklı başına gelir. Ne olacak bu işin sonu hoca efendi? Allah kerim. Elbet bir gün yüzümüz güler. Kaçıyor. Define kaçıyor. Define. Define kaçıyor. Muhakkak bulacağız oğlum. Define yakınımızdadır. Bulacağız onu. Bulacağız onu oğlum. Bulalım hoca efendi. Bulalım. Gelirken 40 lira bırakmıştım eve. Çocuklar açtır şimdi. Bir ay geçti, yolumu gözlerler. Kalbini temiz tut Cebbar oğlum. Kalbini temiz tut ki Allah'a yaklaşasın. Define 7 kat yerin altına da gitse bulacağız oğlum. Şimdi temiz ruhunu Tanrı'nın meleklerine teslim et. Define seni kendine çekecektir oğlum. Kalbini temiz tut, Tanrı'ya şükret ve onun şefkatine sığınarak yürü oğlum. Tanrı bizi yalnız bırakmayacaktır. Evet. Ey oğlu Tanrım, senin azametine, senin merhametine, senin şefaatine sığınıyoruz ya Rabbi. Sen Cebbar kulunu şeytanın şerrinden koru ya Rabbi. Sen ona defineyi kurmakta yardım et ya Rabbi. Şahit iskanları.